Arkası Yarın. Zamane Evlatları 4. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Seçkin Başkan. Radyoya uyarlayan Selim Karagöz. Seslendirme Yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve Montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program Yönetmeni Bahattin Apak. Talat Bey ve Mehpare Hanım varlarını yoklarını ortaya koyarak iki oğul büyütürler. Tek gayeleri oğullarının iyi birer insan olarak yetişmeleridir. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitiren büyük oğul Muhsin bir holdingde iş bulur. Küçük oğlan Tahsin ise hukuk fakültesinde okumaktadır. Talat Bey ise ele güne muhtaç olmamak için elindeki daktilosu yaz kış sokakta arzuhalcilik yapmaktadır. Fakat belediye çalışmasını engelleyince çalışamaz duruma düşer. Çalıştığı holdingin sahibinin kızı Şükran'la arkadaş olan Muhsin, kendisine araba alacağını söyleyerek eve yardım yapmayı reddeder. Okulda okuyan Tahsin ise uyuşturucu ağına yakalanır. Muhsin'in zengin kızı olan Şükran'a yetişmesi kolay değildir. Bir gece kızla yemeğe çıkınca eve parasız döner. Ne yapacağız bu çocuklarla Mehpare? Büyüdükçe huyları değişmeye başladı. Eski terbiyeleri, efendilikleri kalmadı. Bilmiyorum bey. Bir şey soracak olsam hemen paylayı veriyorlar. Adeta azarlıyorlar. Beni Muhsin'den çok Tahsin düşündürüyor. Dün gece gördün. Ağabeyi taksi parası istediği zaman 20 lira verdi. Ya. Elinde de daha para vardı. Nereden bulur bu çocuk bu paraları? Dün gece sen uyuduktan sonra odasına gittim, sordum. Bir arkadaşı bankaya yatırması için vermiş. Sen de inandın mı? İnanmayıp da ne yapacağım, öyle söyledi. Yoksa senin aklına başka şeyler mi geliyor? Çok şey geliyor ama... Neyse. Çok boş bıraktık Tahsin'i, çok. Çocuk değil ki bu Talat Bey, peşinden koşalım. Ben zaten anlamam. Sen arzuhalcilik yapıyordun. Takip edecek vaktin mi vardı? Her neyse. Kötü bir yoldaysa Allah yardımcısı olsun. Muhsin'e gelince, o da başka bir alem. Daha eli para görmeden değişti. Bence bu çocuğu bir an önce baş göz etsek iyi olur Mehpare. Benim de aklıma gelmedi değil. Para insanı hem şımartır hem şaşırtır. Maazallah ahlakımıza sığmayan şeyler yapabilir. Evlendirelim hanım, evlendirelim Muhsin'i. İnşallah. Yoksa elimizden uçup gidecek. Senin tanıdığın komşu kızları vardır elbet. Mübecceli tanırsın. Kocası 2 sene evvel trafik kazasında ölmüştü hani. Tanımaz olur muyum? Neden sordun? Geçen gün sen dışarı çıktığında kızıyla oturmaya gelmişlerdi. Görme kızı. O kadar güzelleşmiş ki. Bir de terbiyeli. Kahveleri bile o pişirdi. Madem sen beğendin, Muhsin'in aklına girip isteyelim kızı. Bilmem ki. Muhsin beğenir mi, ister mi acaba? Neden istemesin canım? Akşam gelince konuyu açalım kendisine. Yemekler çok lezizdi Mehpare. Ellerine sağlık. Afiyet olsun bey. Eline sağlık anne. Eline sağlık anne. Afiyet olsun yavrular. Evet, karnımızı doyurduk. Sizinle biraz konuşmak istiyorum çocuklar. Hayırdır baba? Bakın çocuklar, çok şükür ailemiz mutlu bir aile. Ben de anneniz de sizleri en güzel şekilde yetiştirmek için çabalayıp durduk. Şimdi artık bazı şeylerin zamanı geldi sayılır. Ancak devir de değişti. Bizim zamanımızdaki kadar kolay değil hiçbir şey. Bu güçlüklerin altından hep birlikte kalkmak gerek. Muhsin oğlum. Evet baba. Geçenlerde eski bir ahbabımız ziyarete gelmiş annenizi. Yanında da kızı varmış. Annem pek beğenmiş. Tam bize göre uslu, güzel, terbiyeli bir kız diyor. Senin de evlenip bir yuva kurma zamanın geldi artık. Ne dersin? Hep birlikte gidelim ziyaretlerine. Bir gör şu hanım kızı ha? Neler söylüyorsun baba? Nereden çıktı şimdi bu?
Olmaz öyle şey. Ben evleneceğim kızı kendim seçerim. Oğlum yine sen seçeceksin tabii de. Bir gör bakalım. Beğenmezsen olmaz tabii. Öyle ya, zorla olacak iş değil ki bu. Neden kızıyorsun oğlum? Nasıl kızmayayım anne ya? Evlilik ciddi bir şey. Bu yüzden üstelemeyin bana. Karışmayın. Ben kimseyi görmeye falan gitmem. Peki oğlum, sen bilirsin. Nasıl istersen öyle olsun. Neyse, bu konuyu kapatıyorum. Konuşmamız gereken başka şeyler de var. Neymiş onlar baba? Benim iş durumum ortada. Biraz sıkıntı içindeyiz şu aralar. Hiç olmazsa belirli bir şeylere yardımcı olabilecek misin? Kaldırabileceğim kadarıyla yardımcı olurum tabii. Ama söylemiştim, araba alacağım. Hatta bankadan kredi almayı düşünüyorum. Sen bilirsin. Ödeyecek olan sensin. Ben daha fazlasını yapamam. Eline inci tanesi gibi bir meslek verdim. Gerisi sana ait. Fazla bir katkıda bulunamam. Tahsin'in harçlığını veririm. Sen bilirsin. Aslında onun harçlığa pek ihtiyacı yok galiba. Ne? Ne demek şimdi bu? Neden ihtiyacım olmasın ki? Dün gece ağabeyin para istediği zaman hiç zorlanmadan çıkarıp verdin oğlum. Sana o kadar harçlık vermedim ki ben. Sanırım bir baba olarak bu parayı nereden bulduğunu öğrenme hakkım var değil mi? Sahi ya. Nereden buldun o parayı Tahsin? Dün gece anneme de söyledim. Benim değil. Bir arkadaşım verdi. Bankaya yatıracaktım. Ben de sana söyleyecektim abi. Dün gece sana verdiğim 20 lirayı varsa ver de yerine koyayım diye. Tamam, odama gittiğim zaman hatırlat vereyim. Hanım, Şükran dün gece kaçta geldi eve? Bilmiyorum Halit. Niye soruyorsun? Niye soruyorsun da ne demek yahu? Baba değil miyim? Elbette soracağım. Koskoca holding sahibi oldun ama şu köylülüğü bir türlü atamadın üzerinden. Tıpkı dar gelirli tutucu aileler gibi davranıyorsun. Saçmalama Bircan. Zenginlik insandaki namus anlayışını yok etmez. Doğru, Gümüş Holding'in sahibiyim. Ama aynı zamanda hayattaki tek varlığım kızım Şükran'ın da babasıyım. Sen babasıysan ben de annesiyim beyefendi. O zaman zengin, sosyetik bir kadın gibi umursamaz davranmak yerine kızının namusunu, şerefini düşünen bir anne gibi hareket et. Saçmalıyorsun Halit. Ben her zaman bir anne gibi davranıyorum. Ama Şükran'ın dün nerede olduğunu, kiminle olduğunu ve eve kaçta geldiğini bilmiyorsun. Ay, canımı sıkıyorsun ama Halit. Şükran koskocaman kız. Ne yaptığını bilecek kadar da aklı başında. Ben onu bunu bilmem Bircan. Bu kız aldı başını gidiyor. Haberin olsun. Biraz kulağını çek. Ay, tamam çekerim. Hadi sen şirkete git. Hadi eyvallah. Of. Değil bir tane, 10 tane daha holdingi olsa değişmeyecek bu adam. Ayol, sosyeteye mensup bir aileyiz. Artık kız nerede, saat kaçta geldi gibi aptalca sorular sormanın alemini anlayamıyorum. Ne oluyor mami? Kendi kendine ne konuşuyorsun bakayım sen? Çok şükür. Gümüş Holding'in varisi Şükran Hanım sonunda uyanabilmiş. Şimdi durup dururken bu kinayeli lafları niye söylüyorsun anne? Birkaç dakika önce kalkıp gelseydin de babanın senin için dediklerini duysaydın küçük hanım. Ne söyledi babişim? Neler söylemedi ki? Senin dün gece kiminle beraber olduğunu, nerede olduğunu, eve kaçta geldiğini sordu durdu. Of, senin yüzünden bana da etmedik laf bırakmadı. Sebep? Seni fazla başıboş bırakıyormuşum. Söyle bakayım, neredeydin dün? Ay, bir arkadaşımla birlikte yemek yedim. Ne var bunda? Ay, fellik geziyorsun. Artık toparlanman gerekiyor. Ne yapacaktım yani? Evde oturup da bekleyecek miydim? Söyle babama açsın bir reklam ajansı bana. Boş oturmak için okumadım ben. Tabii açacak. Onun için de sıra gelecek. Önce sana hayırlısıyla iyi bir kısmet bulursak, şöyle seviyemize uygun aklı başında birini, sana dillere destan bir düğün yapacağız. Ne oldu? Niye gülüyorsun? Hiç. Bir şey geldi de aklıma. Ne geldi? Ben tam evlilikten bahsederken. Dün akşam Muhsin adında bir gençle birlikteydim. Muhsin kim biliyor musun anne? Babamın şirketinde çalışan biri. Ne? Delirmiş olmalısın. Ama çok efendi bir genç. Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun.
Birlikte yemek yedik. Ay kim bu çocuk? Kimin nesi? Neyin nesi? Nereden çıktı? Baban duymasın Şükran, çok kızar. Bilirsin bu konularda hiç şakası yoktur. Ay ne var bunda anne? Benim arkadaşım olamaz mı yani? İsterseniz getirir tanıştırırım. Nasıl biri bu Muhsin denen çocuk Şükran? Bizim seviyemize uygun biri mi? Yoksa sıradan insanlardan mı? Ay bu ne panik anne? Yoksa beni o süslü, görgüsüz arkadaşlarından birinin oğluyla mı evlendireceksin? Güzel konuş benimle. Kim bu Muhsin dedim. Ciddi misin bu arkadaşlıkta? Ay onu bilmem ama ben ciddiyim. Allah, sen kötülüklerden uzak tut yavrularım. Akıl fikir ver ya Rabbim. Hayırdır Behbare? Kendi kendine mi konuşuyorsun? Ay korkuttun beni bey. Dalmışım, dua ediyordum. Duydum, duydum. Senin duaların olmasa bizim halimiz nice olurdu acaba? Neyin var senin? Hiçbir şey. Düşünüyordum işte, her zamanki şeyler. Geçim derdi. Haklısın. Belediyenin çalışmamızı engellemesi çok kötü oldu değil mi? Tam ihtiyacımız olduğu zaman hem de. Emekli maaşı almaya nereden baksan 10 gün var. Bende para kalmadı. Çocuklar harçlık ister. Evde yiyecek bitmek üzere. Derim ki sendeki şu altınları bozdursak ha? Altınları mı dedin? Evet, başka çare yok ki. 5 kuruşumuz kalmadı. Muhsin Bey ay başında para alacak. Yardımcı olmaya da pek niyeti yok. İlk heves işte. Kendine bir şeyler alacak galiba. Bana kalırsa ellemeyelim çocuğu. Biz idare etmeye çalışırız. Talat Bey. Altınlar yok. Ne? Yok mu? Nerede peki? Onları geçen gün Muhsin istedi. Çok lazımmış. Bir iş için dedi. Verdim. Ay başında yerine koyacak. Genç delikanlı, parasız kalmasın dedim. Hemen ilk maaşıyla alıp vereceğini söyledi. Sen yine bilme istersen. İyi güzel de ne yaptı o kadar parayı? Geçen gece taksi parası bile yoktu cebinde. Bilemiyorum bey. Ha neyse, tamam tamam, üzme kendini. Haklısın, çocuk genç. Yeni bir muhite girdi. Belki arkadaşlarıyla falan bir yerlere gitmiştir. Geç geldi çünkü 2 gece. Ben hiç bilmemiş, duymamış olayım. Bir başka çare düşünelim o zaman. Bir yer bulabilsen Talat Bey. Daktilonu koyabilecek bir yer bulabilsen. 2-3 kuruş kazanıyorduk. Tezgahı öyle her yere açamazsın ki hanım. Belediyenin, hükümetin binasının olduğu yerlere, vergi dairelerinin yanına koyacaksın ki masanı işe yarasın. O da doğru ya. Hele bir tıraş olayım. Sonra da çıkıp bir dolaşayım bakalım. 3-5 kuruş borç bulayım arkadaşlarımdan. Tahsin yarın harçlık diye dikilir karşıma. Ya. Bir de harç parası var çocuğum. Allah yardımcımız olsun. Amin. Ne o Tahsin? Yüzün asık oğlum. Derdin yine para mı yoksa? Para tabii be Volkan. Peder Bey sabahları yol parasını cebime zor koyuyor. Bu gidişle benim okulu bitirmem hayal. Her şeyi ailenden beklemeyeceksin aslanım. Biraz da sen gayret göstereceksin. Nasıl yani? Ne yapabilirim ki? Madem okuyorsun, madem ailen dar gelirli, bir şeyler yapıp para kazanmanın yolunu bulacaksın. Bak yine uyuşturucu kuryeliğinden söz edeceksen vazgeç oğlum. Ben böyle şeyler yapamam. Hemen yapamam deyip kestirme oğlum. Bu işte çok para var diyorum sana. Hem de aklının alamayacağı kadar çok para. Ama tehlikesi de var, öyle değil mi? Ne tehlikesi be oğlum? Yapacağın iş çok basit. Benim verdiğim uyuşturucuyu adrese teslim edeceksin. Hepsi bu kadar. Peki sonra? Karşılığında alacağın paranın %10'u senin olacak. Yetmez mi? %10'u benim mi olacak? Ne sandın ya? Onun için bu işte çok para var diyorum ya sana. Gel rahatça konuşabileceğimiz bir yere gidelim. Buyurun Muhsin Kadıoğlu. Merhaba. Şükran ben. Aa, nasılsın Şükran? İyiyim. Akşam buluşuyor muyuz?
Şey, sen istersen tabii buluşuruz. O zaman istiyorum. Emredersiniz. Emrediyorum. Çıkışta otoparkta arabamın içinde bekleyeceğim. Lütfen gecikme. Tam 6'da arabada olacaksın, tamam mı? Tamam, görüşürüz. Dün gece buluştuk, bir yemek yedik, iki cumhuriyet altından mal oldum. Bugün kim bilir nereye ne harcayacağız. Cebimde para da yok. Maaşıma karşılık muhasebeden avans çekeyim bari. Zamani Evlatlar adlı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.